Çirkin çıkıyorum, olmaz. Evet arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bu videoda arada gireceğim anlamanız için. Bu videonun amacını ilk önce bahsetmek istiyorum. Bu videoda sizlerle video atmadığım sürece neler yaptım? Önemli olaylardan bahsediyorum. Öyle ıvır zıvırdan bahsetmiyorum. Tabii ki de bir şey yaşadım 5 ayda. MSÜ'den konuşacağız, mezuniyetimden konuşacağız ve YKS'den konuşacağız. YKS'den çok bahsetmek istemiyorum açıkçası. Çünkü onu ayrı bir videoda çekmek istiyorum. Arkadaşlar, babamın inşaatına gidiyoruz. Daha hiçbir şey yok. Ana olarak video çekmeyi seviyorum. MSÜ ilk 10.000. Evet. İlk 10.000. Evet, ilk 10.000. İlk 10.000. Şimdi sizlerle ilk olarak MSÜ hakkında konuşmak istiyorum. Benim için nasıl geçti? Ortalama bir TYT denemesiydi açıkçası. Çok stres yapmadım ama yaptım normal bir deneme göre, ama YKS ile karşılaştırırsak öyle çok bir stres yapmadım. Ve MSÜ'den benim çıkardıklarım nelerdi onları size söylemek istiyorum. Zaten bununla alakalı story falan da atmıştım. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Bir kere kalemler çok kalitesizdi. İkide bir kırılıp durdu. Bu da beni biraz strese soktu açıkçası sınav süresince. Çünkü kırılıp durduğu için denemede sürekli açık duruyordum ve soruyu okurken vakit kaybetmemek için açıyordum. O yüzden odam farklı yerlere kaymıştı. Tüm odam soruda değildi. Yani keşke kaliteli kalemler kullansaydım. Sonuçta bir denemeye 135 lira veriyoruz. Bir tane kalemi birazcık kaliteli yapabilirdiniz. O yüzden ilk bir kırılıp durdu ve çok kolay soruları bile yapmadım matematikte. Sizlere hemen şimdi netlerimi söyleyeceğim. Kendi telefonumla video çektiğim için babamın telefonunu göstereceğim, ama babamın telefonun şifresini bilmiyorum. Lütfen bu videoda söyler misiniz babama? Lütfen Merve telefon şifresini verir misin Ahmet amcacığım? Değil mi? Bence bir kız olarak bilmem gerekiyor ama vermiyor. Hemen size netlerimi söyleyeceğim. Toplam 83 net mi ne yaptım sanırsam. 89 da olabilir, bu civarda bir şey. ÖSYM'nin sayfasına giriyorum. Tamam, video çekerken de YKS açıklanıyormuş. Çok komik olur. Çok komik olur. Ay, kendi kendimi şu an strese sokmam peki. Tamam. İyiyiz. Bugün ayın kaçı? 14'ü. Daha 6 gün var. Evet, bu saatte açıklamazlar herhalde. O kadar şey değillerdir. Hadi be, girsene. Gerçekten açıklandı mı? Şu an kasıyor. Aa, şom ağzımı açtım ya da şey, kimyasası yaptım. Ay, bismillahirrahmanirrahim. Korktum, yemin ederim korktum. Sonuçlarım. Ay, tamam. Yok, daha açıklanmamış. Sakin. Ben size bir şey sormak istiyorum. Açıklandığında direkt ÖSYM'e biz sonuçlar açıkladık diye bir şey bildirge falan mı yayınlıyor? İlk gören kişi, aa, açıklanmış ya, herkese yayıyor, oradan mı çıkıyor? Evet, Türkçe'de 33 doğru 7 yanlışım var. Normal TYT netlerime göre kötü. Sosyalde 14 doğru 3 yanlış, çok kötü. Matematik 28 doğru 2 yanlış. O zamanlar yine bu civarda matematik yapıyordum. 3'ten sonra matematiğe birazcık daha ağırlık verdim. Fen 15 doğru 3 yanlış. Fen güzel yani. Fen genellikle böyle geliyordu o zamanlar. Toplam 90 doğrum varmış MSÜ'de. Peki kaç yanlışım varmış? 12, 15 yanlışım varmış. 15 yanlışı 4'e bölersek zaten 85... Bir dakika. 7, 3, 10, 15, 90. Ana, benim MSÜ'm çok kötüymüş ya. Bir dakika, ben yanlış mı yaptım? Oha, benim MSÜ'm çok kötüymüş.
Ben şu an fark ediyorum. Ben bu TYT netiyle iyi 30 bininci gelmişim. 71-25 yapmışım. Çok kötü yapmışım ben. Sayısalda 31.923. Sözelde 37.000 küsür. Eşit ağırlık 30.000. Genel 30.000 küsür bir şey. Yani anlayacağınız üzere MSU'm böyle geçti. Açıkçası benim için kötü çünkü daha güzel netler yapıyordum. Hatta MSU'dan bir hafta önce girdim deneme sınavında 96 falan yapmıştım. Ve MSU'dan çıktıktan sonra AYT'ye yüklenmem gerektiğini fark ettim. Çünkü TYT'yi herkes yapıyordu. Bu fark ettim ama çok bir işe yaradı mı? Hayır, çünkü AYT çalışmaktan aşırı korkuyordum. 11. sınıf karantinada geçtiği için bir çalışıyordum, bir hafta çalışmıyordum. Böyle gerçekten çok bunalımlı bir dönemdi benim için 11. sınıf. 28 Nisan'da çalışmaya başladım sıfırdan. Biyolojiden sinir sisteminde başladım. 2023 Tayfa'ya da söyleyeyim. Şu yaz döneminde sadece TYT'ye odaklanın. Kesinlikle yetişmeyecek diye bir şey yok. Mart gibi başlasanız 11. sınıfa bile hiçbir şey bilmiyorum. Bilmiyorsanız kesinlikle çok rahat bir şekilde tamamlarsınız. Herkese selam. Bu videoyu sınavdan sonra editleyip yükleyeceğim. Ne yapıyoruz o zaman diye sorarsanız mezuniyetime hazırlanıyoruz. Neden iki kere mezuniyet şey oldunuz diye soracaksınız büyük ihtimalle. Ben de bilmiyorum, bizim okulun biraz saçmalıkları. Ve makyajıma başlayacağım. İlk önce bununla nemlendireceğim. Glow çekici süreceğim. Böyle parlayalım mezuniyet günü. Aynı anda hem TikTok çekip hem de video çekiyorum. O yüzden çok zor oluyor benim için. Size kullanacağım paletleri gösteriyorum. NYX Ultimate ve Revelation'ın şu renkli bir şeyi. Buradan zaten sadece siyah kullanacağım, bunda siyah olmadığı için. Ben bir gözümü bitirip geliyorum. Göz makyajım böyle oldu. Üstüne de şimdi bundan süreceğim. Kaşlarımı vakslayacağım. Tanıştırayım. Kendisi ilk bin adayımız Mert. Bugün ne günümüz? Mezuniyet günümüz. İkinci mezuniyet. Sınavı 2 hafta kaldı. Bunu sınavdan sonra yayınlayacağım. Sınavdan sonra yayınlayacağım ya, o sınavdan sonraki Mert için ne demek istersin? Yani sınavı düşünme. Sadece evlenmeler var. Yani evet. O şey çok kötü. Açıklanana kadar sanki yazı yaşamayacağım. Bak, ben kesin şey yapacağım. Sınav bitecek. Ben hemen sonuçları şey yapmaya çalışacağım. Böyle cevap anahtar ve Brençka'ya onlara kesin bakacağım. Ben bakmam. Ben bakmayacağım. Bakmamaya çalışacağım ama. Bakmayacaksın. Ondan sonraki bir tanıştırayım. Bu da Miray. Sınav için ne demek istiyorsun? Sınavdan sonraki bir için evet, asla kapanmayacağım. Spor yapacağız. Spora yazılacağız evet. Yatacağız. Oyun oynayacağız sabaha kadar ve gezeceğiz. Evet. Witcher oynamak istiyorum. Ben de çok istiyorum. Witcher. Bir de 3 gün bir aralıklı seçeyim ama Stardew Valley oynamak istiyorum. Ben de denerim. O senin çizdik şeydi. Onu ben bilmiyorum. Hüseyin Giremez öğrencilerine sorduk ve okul hakkında ne düşündüklerinizi çok güzel bir şekilde cevapladılar. Sizi bunu izlemeye davet ediyorum. Şampiyonların okulu Hüseyin Giremez Farmasesi. Güzel bir okul. Çok seviyorum. Bayılarak geldim. Öğretmenlerimiz çok iyi. Altyazı M.K.
minnet etme, kalsam bile aç. Yetimi, yoksulu kolla kucak aç, onların başında gezdir doğum. Helal lokma kazan, haramın dikin. Sanatın bilezik, tecrüben okul. Şiarın gülsün, sermayen akıl. Senedin verilen sözdür meyul. Siz gençliğin yetiştesine emeği geçen tüm idareci öğretmenlerinize, anne ve babalarınıza şükranlarımızı sunuyoruz. Törenimize katılarak bizleri onurlandıran tüm konuklarımıza, bugünün hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımızı arz ediyorum. Değerli konuklarımız. Loca has a cat never sober. Back from him with a cobra. Fill up my bowl, Casanova. Fakat öğrendik ki hocalardan korkuyorlar. O yüzden eğer hocalar duymasa nasıl bir tepki verirdiniz? Nasıl bir cevap verirdiniz? Onu sorduk. Onlar da söylediler. Buyurun izleyelim. Sadece bu kadar. Kesti. Bilim kalesi mezun etti dönemi. Herkes kendi başarısıyla bir yerlere geliyor. Yani buradaki derece yapan öğrencileri ya dershanedeki hocaları, ya özel kurstaki hocaları ya da kendi azimleriyle bir yere geliyorlar. O yüzden bu senenin yarısı mezun. Aşkım burada in. Buradan gireyim. Herkese selam. Bu düşük kalite için teşekkür ederim. Hayır. Bu düşük kalite için özür dilerim. Size YKS hakkında konuşmak istedim biraz. YKS'de kaç işaret edin falan söyleyeyim mi söylemeyeyim mi çok düşündüm. Ama zaten 4 gün sonra açıklanacak. O zaman netlerimle beraber daha güzel, açıklayıcı bir şekilde konuşuruz sizinle beraber. Şu an bir şey söyleyip kötü yorum gelirse kendimi üzmek istemiyorum açıkçası. O yüzden söylememeye karar verdim. Nasıl geçti onu söyleyeyim. TYT benim için AYT'den çok daha güzeldi ama sanırım herkesin öyleydi. İstediğim yer gelir diye düşünüyorum açıkçası. Pazartesi, salı açıklanır bence. Hani bir iki gün erken açıklayabilirler. Diyebileceklerim bu kadar. Açıklanmadığı için hani A deyip B çıksın istemiyorum. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Bu video da burada bitiyor. Hepinizi çok çok öpüyorum. Görüşmek üzere.